Merhabalar sevgili izleyenler. Evet, buruk, üzgün ve acılı olarak sizlere bu hafta merhabalar diyoruz. Aslında hemen hemen her zaman yaşanan olaylar bunlar. Türkiye'de, dünya çapında, her yerde ama. Öncelikle şehitlerimize üzülürken, haince kurşunlarla öldürülen şehitlerimize üzülürken, onun hemen arkasından Ermenek'te su basması sonucu birçok vatandaşımız mahsur kaldı. 18 vatandaşımız, maden işçilerimiz hala çalışmalar devam ediyor ve onlar konusunda hiçbir haber yok, henüz bir gelişme yok. Ve hemen onun akabinde dün Akşehir'den Isparta'ya elma toplamaya giden aracın içerisinde işçileri taşıyan araç devrilmesi sonucunda 17 kişi birden hayatını kaybetti. Biraz önce cenaze törenini izlediniz sizler de. Ben ölenlere rahmet, kalanlara başsağlığı ve sabır diliyorum buradan. Üzgünüz ama yapacak çok fazla bir şey yok herhalde bu konuda. Biraz daha önlem, biraz daha dikkat, biraz daha sabır diliyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Çok işte yani sözün bittiği yer derler ya. İşte tam o noktadayım şu anda. İnanın sözcükler boğazıma düğümleniyor şu anda. Allah herkesin yardımcısı olsun. Tekrar başsağlığı diliyorum. Tüm Türkiye'ye diyorum ben. Evet sevgili izleyenler, bu hafta dolu dolu bir program var burada. Size sürprizlerim var. Bu üzüntülerin yanı sıra sevinçlerimiz, mutluluklarımız oluyor tabii ki. Her zaman sorduğunuz neden gelmiyor diye istediğiniz hocalarımız var eskilerden. İki kişi burada bugün. Onlarla da görüşeceğiz az sonra. Halk eğitim, Karatay Halk Eğitim öğretmenlerimiz var burada. Hemen çok fazla vakit kaybetmeden hepsiyle kısa kısa bir tanışalım isterseniz. Ondan sonra kim neler yapacakmış bakacağız. Gülseren Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Mikrofonunuz var değil mi sizin hocam? Takılı. Tamam, saçlarınız örtmüş. Hocam mefruşat öğreticisi olarak bize katılıyorsunuz evet, iki haftadır. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bugün çok güzel bir poşet torbası yapacaksınız değil mi bize? Evet. Hemen şöyle bir gösterelim. Bizim sabah programının simgenin dekorunda kullandığı poşeti biz sizden çalmıştık, araklamıştık. Bu hafta onu nasıl yapılacağını izleyicilerimize göstereceğiz inşallah. Evet, süremizin evet, yettiği sürece biraz geç girdik programa çünkü elimizden geldiği kadar zaman ayırmaya çalışacağız. Karatay Halk Eğitim'de nerede görev yapıyorsunuz? Semt olarak neresi? Karakayış Caddesi'nde İsa Can Bezirci Orta Öğretim var. Oradayız bu sene. İnşallah öğrencilerimizi de oraya bekliyoruz çoğalmasın. Çünkü yerimiz evet, değişti. Hala o civarda orada kurs olduğunu bilmiyorlar. İsa Can Bezirci Ortaöğretim'de bu İsa sene. İsa Can Bezirci Ortaöğretim Okulu'nda. Evet, müdürümüze çok teşekkür ediyorum, bize yer verdi bu sene. Orada tek branş mısınız? Kaç kişi var? Tek ben varım. Tek siz varsınız. Esnaflar olarak ben varım, evet. Tamam, süpersiniz. Döneceğim size tekrar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca sizden de bilgiler alalım. Ben de Nazif Emine Erdiş, Akabe İmam Hatip Ortaokulu'nda el sanatları hocasıyım. Karatay Halk Eğitimi'nde. Karatay Halk Eğitimi'nde görev evet. Mefruşat kursumuz var şu anda açık olan. Hı-hı. Orada görev yapmaktayım. Bugün de takılarımızı göstereceğiz izleyenlere. Harika. Bugün çok güzel takılar var. Hı-hı. Onları göstereceğiz izleyicilerimize. Teşekkür ediyorum hocam. Ben hoş teşekkür geldiniz ederim tekrar. Sizi tanıyabilir merhabalar miyiz? Ben de kuaförlük kursunda öğrenciyim. Evet. Kuaför öğretmenimizin evet, kızısınız aynı zamanda değil mi? Evet. Hem de annenin izinden gidiyorsunuz galiba. Evet. Harika. Tamam bakalım oldu. Teşekkürler. Evet, eski öğretmenlerimizden, hocalarımızdan dedik, çok tanıdık bildik bir yüz burada. Rabia hocam gerçi çok değişmiş, zayıflamış, gençleşmiş ama tanıyacaksınız eminim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Allah iyilik sağlık versin. Biz de sizi gördük. Çok mutlu teşekkür olduk. Ederim, çok sevindik. Sağ çok olun, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Hocam şu an nerede görev yapıyorsunuz? Ben şu anda Zübeyde Hanım Kız Meslek Sesi'nde giyim öğretmeni olarak başladım. Hı hı. Köyümden
Köyüme güneş giderken, sınırdan. Güneş sınıra giderken de ağlayarak gitmiştim. Oradan ayrılırken de ağlayarak geldim. Oraya çok selam gönderelim o zaman. Hepsini çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Hı-hı. Hepsine selamlar. Gerçi çıkacağımı bilmiyorlar ama izlerler mutlaka. Çünkü takipçiydiler. Evet, programı takip ediyorlar. Takip ediyorlar sürekli. Hepsini çok seviyorum. Bugün uygulama yapmayacağız sizinle. Evet, bugün ama ben yine misafirim. İleriki programlarda sürpriz uygulamalar olacak. İnşallah. Ben şimdi arkadaşların bilemiyorum da benim işte karakteristik özelliğim ya, öyle çok sıkıya gelemiyorum. Benimki bırak dağınık kalsın modellerinden. Onlara da ihtiyacımız var hocam. Benimki kolay, basit, güzel, gösterişli. Sıkıntıya çok gelemiyorum. Gösterirken de öyle gösteriyorum. Estağfurullah hocam. Bekliyoruz sizden çok güzel i̇nşallah. Şeyler. Sohbet edeceğiz inşallah tekrar. Evet hocam, hemen sizi tanıyalım izleyicilerimiz adına. Şeyma Orbay. Mevlana Sanat Merkezi'nde belediyemizin binasında çalışıyorum. Karatay Halk Eğitim'e bağlı olarak 3 yıldır buradayım. 3 boyutlu tablo ve keçe kurslarımız şu anda revaçta olanlar. Onun kursunu başlattık. Bugün de bir güzel duvar süsü yapacağız. Evet, İnşallah keçeden duvar süsü yapacağız. Oo, hocam çok güzelmiş bu. Evet, hemen gösterelim şöyle. Öbür tarafından tutacağız. Şöyle mi asılacak hocam? Evet. Ben öbür türlü de asarım. Tabii ki. Zevk meselesi. Değil mi? Nasıl olursa o şekilde asıl. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Evet. Çok hoş ederiz. Olmuş. Bunun uygulamasını yapmaya çalışacağız. Evet, onun uygulamasını yapacağız. Tamam. Bu arada öğrencilerime sevgi ve saygı yolluyorum. İzliyorlar şu anda. Onların hepsini seviyorum. Evet, biz de müdür öpüyoruz. Yardımcılarımıza, Karatay Halk Eğitim müdür yardımcılarımıza, belediyemize, bize destek oldukları için teşekkür ediyoruz. Onlara da sevgi saygı gönderiyoruz burada. Aynen öyle hocam. Bizden de sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Evet Tülay'cığım. Evet. Sevgili izleyenler, Tülay'ı ben yıllardır ikna etmeye çalıştım. Bir türlü size buraya getirememiştim. Ama her ne hikmetse bu sezonda ikna oldu ve geldi. Evet. Tülay'cığım, seni tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Tülay Kocaman, Şebnem Kültür Merkezi'nde usta öğreticilik yapıyorum mevşat üzerine. Bugün de bir cam tepsi hazırladım ve onun yapımını tarif edeceğim. Tamam, oldu. Farklı şeyler senden de bekliyoruz. İnşallah. Üstelik 40 yama falan da göstereceğiz birlikte, Allah evet. Nasip ederse. Hı-hı. Değil mi? 40 yama teknikleri evet. De göstereceğiz. Hı-hı. Tülay aynı zamanda Türkan Çalışkan'ın yeğeni. Oradan tanışıyoruz kendisiyle evet. Yıllardır. Onun yanında yetişti. O yüzden çok fazla yabana atılacak gibi değil yani o da. Çok güzel çalışmalar bekliyoruz inşallah. Evet, kuaför hocamız Halk Eğitim Merkezi'nden yine. Evet hocam. Ben de Karatay Halk Eğitim Merkezi'nde kuaför hocasıyım. Usta öğretici. Şu anda sağlıklı saçlar için bilgi vereceğiz. Ondan sonra evet, bir saç örgüsü evet. Yapacağız vaktimiz yeterse eğer, değil mi evet, hocam? Evet. Bir de sağlıklı dökülmesi için, mevsimlerden dolayı döküldüğü için bayanların çoğunlukla ondan şikayetçi. Hı hı. Onun için maskemiz var. Dökülmemesi için ne evet. Yapmamız gerekiyor? Maskemiz saçlarımıza var. Nasıl evet. Bakmamız gerekiyor? Kısa evet. Ve pratik bilgiler vereceğiz. Evet. Hı hı. Tamam, teşekkür Karatay ederim. Halk Eğitim müdürlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sizin kurs yeriniz nerede hocam? Benimki Akabe'nin orada, Akabe İmam Hatip'in orada, biri de Araplarda, Büyük Sinan. İki ayrı öğretim. Yerde evet, görev alıyorsunuz. İki ayrı yerde. Çok güzel hocam, kolay gelsin. Evet, Mihriban dediniz, başımın etini yediniz senelerdir. Kaç sene oldu Mihriban? 1,5 sene oldu herhalde. 1,5 sene mi? Ya ben şöyle bir 5-10 sene falan oldu zannediyorum. Yine o kadar çok uzun zaman geçti evet. Gibi oldu ki arada. Yani evet, görüşmediğimiz demek ki sana da çok alışmışız. Evet. 1,5 sene inan çok uzun geldi bana. Yani bayağı bir 5-6 sene falan oldu gibi geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. İzleyicilerimiz hala Facebook'tan falan seni soruyorlar bana. Evet. Rabia hocam olduğu gibi seni de çok soruyorlar. Bundan sonra Türkan hocamı falan da çok soracaklar eminim evet. De. Şu an çok heyecanlıyım ben de. Uzun zamandır gelmediğim için. Heyecanlandım evet. De. Teşekkür ediyorum. Eşine de teşekkür ediyorum. Sen tabii dükkanda aynı zamanda görev yapıyorsun. Damla Dantel'de aynı zamanda öğreticilik yapıyor Mihriban. Biliyorsunuz sevgili izleyenler. Bulunduğu dükkan alt kata evet, taşındı. Evet, bir alt herhalde. Kata taşındık. Yaklaşık 1-2 ay olacak. Yani aynı mağazanın içerisindeyiz ama bir alt kattayız. Aynı alışveriş merkezindesiniz. Aynı alışveriş merkezi içerisindeyiz. Ama giriş de kattaydı, alt kata taşındınız. Alt kata taşındık. Orada devam ediyorsun. Evet, devam ediyorum. Öğleden sonraları gidiyorum bebeğim olduğu için.
İşte saat 1'den sonra oradayım. Bebeği akşama daha büyümedi mi diyor yani... geçen izleyicinin biri. Mehriban gelmeyecek mi? Daha bebeği büyümedi mi diyor. Ya büyüdü şimdi artık. Yani gerçi büyümedi daha da yeni daha yürüyor şu anda. Evet, yürüdüğü en azından anneannede kalabilecek yaşa geldi. Evet, anneannesiyle kalıyor evet. Bugün çok güzel bir şal göstereceğiz. Evet. Hemen onu manken üzerindekini bir alalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ben sana da eşine de gönderdiği için, sen de geldiğin için. Evet, bundan sonra elimizden geldiği kadar, evet. Allah sağlık verdiği sürece inşallah burada buradayım, izleyicilerimizi. Evet, elimden geldiği kadar farklı örneklerle, modellerle buradayım inşallah. Burada olacaksın. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet, rica bu da ederim. Çok hoş bir şal. Bunu evet. Sen kendin mi uyguladın İlhan'cığım? Evet, bunu ben kendim uyguladım. Normalde dikdörtgeni çok yapıldı. Programda da çok göstermiştik. Hani kısa çekimli programlarımız vardı. Onda da yapmıştık. Bunu yuvarlak olarak yaptım. Ya dikdörtgen olarak hala çok yapan var ama yuvarlak olarak farklı olarak yaptım ben bunu. Geçen sene yapmıştım. Bir tane ördüm. Daha sonra şimdi çalışmaya başlayınca farklı renklerini yapıyorum. Buraya da ilk bunu getirdim. Harikasın. Teşekkür yani modeli ederim. Bilindik bir model ama yuvarlak olanı göstereceğim. Yuvarlak birazdan. Olanı ilk defa evet, oldu. Ilk dergimize defa de yer verelim inşallah. İnşallah. Tamam. Evet, hemen fazla vakit kaybetmeden Gülseren Hocam'dan başlayalım o zaman tekrar. Evet. Gülseren Hocam, böyle bir poşetlik yapmak için bize nasıl bir kumaş ve ne kadar kumaş lazım? İki çeşit kumaş kullanıyoruz. Dark kumaşlar. Evet, birisi herhalde düz renk, birisi renkli olursa daha iyi gösteriyor kendisini. Hı hı. Kafa kısmını beyaz kullanıyoruz. Bunda arkasını da beyaz kullandık. Yakasındaki cebin üstünü örteni de beyaz kullandık. Şöyle çevirdim. Bugünkü arkasını yaptığımızda da kırmızı kullanacağız. Ama kafa kısmı beyaz olacak tabii. Ne kadar kumaş, ne kadar lazım bize? Şimdi yarımşar metre kumaş gitmiyor. Nasıl diyeyim? 30'lar santim. Yarımşar metre alırsak ikişer tane, iki tane çıkar mı? Tabii çıkar ve artar bile. Küçük bir poşetlik daha birini yapabilirsiniz. Birini evimize, birini de hı-hı, hediye olarak hı-hı, bir arkadaşımıza falan yapabiliriz. Çocukların odasına çoraplarını koymak için, oyuncaklarını koymak için de yapıyoruz değil bunu. Değil mi? Evet, çok bunun güzel. Bunun küçüğünü, kız halini yapıyoruz. Kafayı yuvarlak kesip saç yapıyoruz kenarlara. O da güzel. Kız oluyor. Çok güzel. Harika. Hemen başlayalım o zaman. İlk evet, yapmamız gereken şey nedir? Nasıl keseceğiz? Nasıl yapacağız? Şimdi baş kısmını 3 kat keseceğiz. Çünkü 3 bölmeden oluşuyor. Birisi bu gördüğünüz gibi buradaki dolduracağımız kısım. Bir de arkadaki alt kısmı ekleyeceğimiz kısım. 3 kat yapacağız. Bir de şapka kısmı var şöyle. Kestik. Hemen onu gösterelim. Bu şekilde şapka kısmı. Peki bunun santimi falan var mı? Yani ne kadar büyüklükte kestik? Tabii 30 santim başı. Eğer bedeni küçültüyorsalar başı da küçültmeleri gerekiyor. Hani daha küçük yapacağım ya da daha büyük yapacağım istiyorsalar başı da büyütecekler. Tamam. 35 santim boyu, 30 santim eni bu baş hı-hı kısmının. Hı-hı. 30 santim ile 37 santim yaka, 40'a 40 cep. Şuradaki cep. 37 santim ile? 30. 30 santimle? 37. 37 santim yaka. Hı hı. 40'a 40 şuradaki cep kare. Hı hı. Arkadaki de 47 ve 40. 47'ye 40. Hı hı. Evet, kolları da ölçü olarak vermedik. Biz hani yani şöyle, ölçmedik. Göz kararı evet, şekilde kollar ve ayaklar yapılıp çizilebilir hı hı, değil mi? Evet. Tamam. Önce nereyi birleştiriyoruz? Hemen önce, siz tarif edin. Hı hı. Önce baş kısmının ben şu arka birleştireceğimiz yeri birleştiriyorum. Çalıştırabilirim değil mi? Tabii ki, tabii ki. Hı hı. Takılı değil mi yoksa? Taktım, dişimiz. Tamam, açtım. Bu üçüncü parçanın... Bu kenarlarını dikiyoruz çünkü bu kenarları dikişe girmiyor. O yüzden hı hı, ayrı dikiyoruz bu üçüncü parça, arkadaki birleştireceğimiz parça. Şunlar engel oluyor mu Salih? Bunları kaldırayım mı ben? Şöyle kenara. Hocamızın çiçeği falan da yani maşallah. Eşime teşekkür ediyorum. Arada bir bana böyle bir jest yapıyor. Bütün eşlere örnek olsun değil mi? Örnek olsun evet. Sevgilerini göstermeli değil mi eşler? Değil mi? Yani ben seviyorum ama gösteremiyorum diyor. Ben sabah programında da olduğum için hanım belli programında evet, yemek yapıyorsunuz orada da bazen böyle eşlerin işte bazı insanların sevgilerini yok ben gösteremiyorum içimden seviyorum diyorlar ya. Hı-hı. Onun için de bazen orada sistemli konuşuyorum. Hani seviyorsan göster değil mi? Yani evet.
Yani içinden çünkü sevince de biz bir şey bakın, anlamıyoruz. Biraz önce kaç kişinin ölüm haberini mesela söyledik. Sevdiklerimizi her an yanımızda bulamayabiliriz. Bir gün kaybedebiliriz. O yüzden sevdiklerimize sevdiğimizi söyleyelim. Bu sadece eş değil. Anne olur, baba olur, kardeş olur, arkadaş olur, evet, dost olur, olabilir. Evladımız olur. Bazen herkes için geçerli. Şımarmasın diye sevgimizi göstermeyiz. Evet. İşte çocuk şımarır falan diye ama evimize gidebilecek miyiz? Hadis-i şeriflerde bile var. Hocam çocuklarınıza çok öpün diyor. Evet. Yani çocukları çok öpün. Kucaklayın, sarılın, hı-hı, sevginizi gösterin her daim. Çünkü hepimiz potansiyel bir dışarıda kaza geçirmeyeceğimiz ne tabii, malum hiç, değil mi? Bir saat sonrasına garantimiz yok. Evet. Akşam için kazada geçiren çoğu bayanmış galiba. Evet, çoğunluk kazada bayanmış. Ona. Akşam için kim bilir ne planlar yapmıştı, ya, ne yemek evet, yapacağım, işte çocuklara ne yapacağım falan diye düşünüyordu ama evine ulaşamadı. Evet. O yüzden her şeyi sonraya, yarına bırakmamak lazım. Aynen. Gün olduğu gibi yaşamak lazım. Aynen hocam, doğru söylüyorsun. Şimdi şu şapka kısmının şurada bir harcımız var. Hı, şu önüne. Evet, o harcı da şöyle küçük bir süs olsun diye. Harcımızla geçiriyoruz. Sonra o baş kısmını birleştirip. Çok şık, çok güzel olmuş gerçekten. Bunun modelini evet, nereden aldınız hocam? Bunu arkadaşım, Adanalı bir arkadaşım. Onun da eşi burada askerdi. Oradan getirmiş, orada bir hanım dikiyormuş. Hı hı. Benim de çok ilgimi çekti, baktım. Çok hoş. Geçen, çok güzel olmuş. Geçen yıl bütün öğrencilerim bundan diktiler. Hatta mutfağa takım olarak yaptılar. Mutfakta masa örtüsü, runner'ı, eldiveni, mutfak önlüğü. Hemen bir virgül koyabilir miyiz? Tamam. Mutfak önlüğü. Hepsi takım oldu. Tamam. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra devam. Evet, kısa bir reklam arasından sonra tekrar stüdyodayız. Ne yaptık hocam? Bir yandan dolmaya başladı. Evet, baş kısmını hanım kızımız yardım ediyor. Hı hı. Dolduracağız. Baş kısmını oluşturacağız. Ayaklarını dikiyorum şu anda, o da dolacak. Tamam, o da rastgele çizdiniz galiba değil mi? Tabii tabii, ölçüye göre çiziyorum. Tamam. Hı hı. Bu kadar mı? Efendim hocam. İlk geldim ya bugün. Evet. Diş kirası isterim arkadaşlardan. Evet. Bugünkü arkadaşların yaptıklarını ben diş kirası olarak alacağım. Başka değil mi? Diş kirası. Yok. Siz geldiğinizde hep... Ben bilmem. Ben bugün misafirim. Rabia hocam diş kirası olarak verirdi yaptıklarından bizim programa geldiği zaman. O diş kirasının şeyini kısaca bir anlatır mısın hocam? Şimdi ilk defa izleyenler olabilir bize. Osmanlı'da Ramazan aylarında misafir kabul ettikleri zaman ev sahibi kendi bütçesine göre hazırlık yaparmış. İftardan sonra gelen misafirlere onları takdim edermiş. Derlermiş ki geldiniz, ağzınız eskidi, dişleriniz eskidi, mecburen benim yemeklerimi yemek zorunda kaldınız. Hakkınızı helal edin diyerek yedikleri yemeklerin karşılığında onlara bir de hediye verilmiş. Ne kadar ince bir düşünce. Ne kadar ince ve evet, nazik. Evet. O yüzden bugün ben misafirim, ben diş kirası getirmedim ama arkadaşlardan istiyorum. O diş kirasını benim vermem lazım o zaman ev sahibi ben olunca hocam. Artık... Onlar da henüz misafirler biliyor musunuz? Onlar da misafir ama önce ben söyledim. Ay inşallah. Ya, bu hafta alamazsak hocam, gelecek hafta alırız. Yani kesinlikle peşini de bırakmayız. Değil mi? Evet. Demokraside çare tükenmez yani, diyorsunuz sağlık yani. Sağlık olsun. Süper. Evet, Osmanlı devrinde biz Osmanlı çocuklarıyız zaten hepimiz. Evet. Yani çok güzel, çok ince düşünceler varmış. Hani bir evde hasta olduğu zaman pencerenin kenarına çiçek konurmuş. Kırmızı çiçek mi, sarı çiçek mi tam bilemeyeceğim onu. O evde hasta olduğunu bilir. Oradaki geçen satıcılar bağırmazlarmış. Susarlarmış. Bizim orada biraz o inceliklere şu anda çok ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. Evet, doğru söylüyorsunuz. Hocam şu an ne yapıyoruz? Şu an kenarının ayaklarının bantı var. Dikişi gizlemek için şuradaki bantı kesiyorum. Hı hı. Siz oraları çalışırken ben diğer hocalarıma şöyle gezebilir miyim? Tabii tabii. Siz önemli yerini yalnız mutlaka beni çağırın, gösterelim tamam, beraber. Birleştirmeleri tamam, birleştirmeleri falan. Gösterelim beraber. Tamam. Evet hocam, Şeyma hocama geçeceğim ama şu panodaki takıları...
bir gösterelim. Seni birazcık alabilir miyiz tatlım bu tarafa? Ben kalkayım. Hocam orada neler var, neler yapıldı? Bugün uygulama yapmıyoruz. Bayağı bir rahatsızsınız çünkü. Bugün. Evet, ben biraz zor konuşuyorum bugün. Üşütmüşüm o yüzden. Çok konuşturmayalım sizi. Kısaca alalım şöyle. Tamam. Valla burada işte misinayla ve iğne tekniğiyle yapılmış. İşte çinilerle yapılmış. Tığ teknikleriyle yapılmış pek çok takı var. İnşallah önümüzdeki günlerde bunların birer birer yapılışlarını göstereceğim size. Hepsi birbirinden güzel olmuş. Ben her zaman dediğim gibi kendim takamıyorum ama takanlar çok hoşuma gidiyor. Evet. Başkasının üzerinde çok beğeniyorum. Hem daha ucuza mal oluyor. Evet. Eşler seviniyor bu konuda, evet. Ya da anne babalar seviniyor. Değil mi? Hem de kursta da insanlar el becerilerini geliştirmiş, evet, oluyorlar. Hem maliyeti çok düşük, hem el becerileri gelişiyor, hem de insanlar için bir terapi. Orada, evet, vakit geçiriyorlar ve bunları satarak çok güzel kendilerine gelir kaynağı elde ediyor. O şekilde çok büyük ellerinde bir şeyler kalıyor. Mesela geçen yılki öğrencilerim hep yaptıkları şeyleri satarak yeni yapacakları şeylerin malzemelerini aldılar mesela. Ve ailelerine destek sağladılar. O yüzden çok faydalı olacağına inanıyorum. Çok güzel hocam hepsi. İnşallah bundan sonraki ilerleyen programlarımızda İnşallah. Siz zaman zaman takı, zaman zaman mefruşat olarak, evet, yer alacaksınız programımızda. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, hepsi ederim. Birbirinden güzel. Bir kez daha alalım mı arkadaşlar panomuzdaki takılarımızı? Hepsi çok şık çünkü. Ellerinize sağlık hocam. Teşekkür Bunlar ederim. Bunlar hepsi sizin mi hocam? Evet, benim. Güzel. Hani normalde terzi kendi sökünü dikemez derler ya, o yüzden soruyorum. Yok, bazen. Yok, hepsi benim, hepsi benim. Çok güzel, güle güle kullanın. Ellerinize sağlık. Evet, burada hemen bir süs. Bunu kapı süsü olarak da yapabiliriz değil mi hocam? Tabii ki kapı süsü, yani odaların kapılarına da olabilir, dış kapıya da olabilir. Hı-hı. Asacağımız yere bağlı. Giderken arkadaşlarımıza hediye götürebileceğimiz güzel bir Çok uygun fiyata yani, evet, mal edebileceğimiz bir ürün. Çok şık bir ürün, evet. Diyelim. Hocam ne kadar malzeme lazım buna? Biz ne almalıyız? Ne kadar malzeme lazım? Kalın keçeden açık yeşil ve koyu yeşil olarak yarımşar metre... Çünkü yarım metreden daha az alamıyoruz. Tabii. Ama ondan birkaç tane çıkıyor, öyle söyleyeyim. Çok güzel. Öyle de tüyolarını vereyim. Hı hı. Sonra ince keçelerimiz olacak. Birkaç tane renk. Bunları çiçekleri tabaka halinde için, evet, satın alıyoruz. Şunlar ince keçelerimiz, şunlar oluyor. Onları da gösterelim. Bunlar tabaka şeklinde istediği renkleri alabilirler. Evet, ben bunlar bugün, hazır keçeler, evet, zaten. Evet, lila tonlarında çalışacağım. Orada, hı hı, pembe tonları vardı. Tamam. Bu kalın keçemizi, kalıplarımız var. Bu şekilde. Bunun kalıbını nasıl çıkartabilirler? Şimdi izleyicilerimiz evde, eyvah biz ne yapacağız? Bizim kurslarımıza gelecekler. Gelemeyenler için diyorum hocam. Gelemeyenler. Yurt dışından izleyenler, tamam, var. Onlar nasıl? Şehir dışından izleyenler var. Yani şimdi bize gelin, gene vereyim. Hani yazılmasalar bile diyeceğim ama yurt dışından olunca nasıl olur? Kesiyorum ama. Tabii ki. Doğada bu tür yapraklar var. Hı hı. Yani evet. O yaprağı önüne koyup büyüğünü ya da fotokopiyle büyütebilirler. Hani bazılarının çizim yeteneği bir yok çünkü. Şey var, bu çocuk oyun kitapları var ya, ben, evet, oradan da yararlanıyorum. Aha, işte çok güzel. O oyun kitaplarını fotokopide, büyük kitaplarındaki yaprağı fotokopide büyüdüm. Tamam, bu çok güzel kalan oldu. Harika, evet, bir fikir gerçekten. O şekilde. Evet, koyu renkten büyük, açık renkten daha küçüğünü. Hani yani tek renk olarak falan da kullanılabilir ama biz burada böyle kendimiz çok böyle bir tasarladık mukadderin. Şimdi bu kalıplarımızı alıyoruz. Çizim sabunumuz, uçan kalem derler ya, bizde de uçan sabunumuz var. Çok bunu güzel alıyoruz, bu şekilde üstüne koyarak çiziyoruz. Damarlarını çiziyoruz. Evet, bu şekilde çizdikten sonra keseceğiz. Hı-hı. Hani ben burada önceden hazırladım yetişmez diye. Tabii ki. Sonra üzerine damarlar çizeceğiz. Yani bunu da hani ben şöyle kafama göre çiziyorum. Çok bir şey, evet, yok çünkü doğada zaten her şey çok tek düze değil. Hı hı. O yüzden kafamıza göre çizebiliriz bu damarları. Şöyle göstereyim. Su şişesini alayım. Tamam. Ben şöyle, hı hı, yapayım. Şu şekilde çizdikten sonra üstünde iğne ardı tekniğiyle merserize ipliğimiz ya da evlerinde olan bu eskinin kanefçe iplerinden falan yapabilirler mukatların. İğne ardı tekniğimizde düğümümüzü attık. Ben şöyle göstereyim. Yaprağın damarlarını yapıyoruz. Evet, yaprağın damarlarını yapıyoruz. Kamera nasıl çekiyor bilmiyorum. Şöyle siz mi yapın tutayım? Onlar, evet, şu an, aha, çok güzel ben hani ekranda görsünler istiyorum, hı-hı, izleyicilerin. Tabii ki. Ortasından çıkacağız. Normal bir dikiş atıyoruz. Sonra ortasından çıkacağız mukatların. Bu iğne ardı tekniğimiz. Hani bunu genelde aslında bayanlar bilirler. Hı hı. Nakışta, eskiden dikişlerde
kullanılan bir tekniktir. Hemen hemen her yerde kullanılan tabii bir teknik. Tabii ki yani hani bilmeyen hanımlar yoktur diye düşünüyorum. Varsa da kurslarımıza gelsinler. Biz onlar için hizmete hazırız. Evet, biz zaten kursa gidebilecekler için sizlerin kurs yerlerini, adreslerini veriyoruz, tarif ediyoruz. Evet. Ama kursa gidemeyecek olanlar için özellikle bu programı yapıyoruz. Çünkü bebeği olup kursa gidemeyen, bakın Mihriban 1,5 yıldır buraya gelemiyordu. Onun gibi böyle bebeği olup kursa gidemeyenler, eşleri izin veremeyenler ya da rahatsızlığı olup gidemeyenler, işte yurt dışında olup etrafında çevresinde kurs olmayanlar, şehir dışında yaşayıp yakın yerde kurs olmayan, gidemeyen, kursa gitme imkanı olmayanlar için biz bu programı yapıyoruz ve bunları gösteriyoruz. Evet, İnar'da yapıyoruz. Evet, şimdi çiçeğimizi de gösterelim. Bunu da ince keçeden alacağız. Ben önceden evde hazırladım ama şimdi ekranlar karşısında izleyicilerimiz de görsünler diye. Tabii ki. Bir tane yapacağım. Şöyle normal bir karemiz olacak Katya Hanım. Bu da sürfüle makasımız. Yani kumaşların atmaması için mefruşatta da genelde kullanılır. Hatta bu yaprakların kenarlarını da mesela o şekilde kesebilirler. Evet, öyle de güzel olur. Yani evet, onu da deneyebiliriz. Ama ben burada çiçekte göstereceğim bunu. Şöyle bir kare kafamıza göre. Bir ölçüsü yok onun şu anda. Yok yani 10 santim 10 santim olabilir. Büyüklüğe göre değişir. Yapacağımız işin büyüklüğüne göre. Yani bazısı gösterişli olsun ister. O yüzden büyük çalışmak ister. Bu kadarın aldık kare parçamızı. Şöyle gösterdim. Şimdi şu şekilde biraz kaydırarak. Evet. Şu şekilde kaydırdık. Önce sol ya da sağ fark etmez. Birbirinin üstüne kapatıyoruz. Ya bunları değişik şekilde de yapabilirler. ama böyle daha hoş. Katlı, katmerli gözüktüğü için ben böyle tercih ediyorum kullanmayı. İğne ipliğimizi alıyoruz. Normal dikiş iğnesi ipliğimiz. Bunu buradan tutturuyoruz. Buradaki çiçeklerin hepsini öyle mi hazırlıyoruz? Evet, o şekilde hazırlıyoruz. Ben burada hazırladım lila tonlarını da. Sonra onları tasarım yaparak oraya yerleştireceğiz. Evet, çok güzel. Sonra bir de kelebeğimiz var. Ya onu sonra gösterelim burada kelebeği... ya şu anda gösterelim, fark etmez. Hemen yanınızdayken o zaman onu da gösterelim hocam. Hemen onu ayarlayalım bir dakika. Kalıbını zaten ben hazırlamıştım. Çok güzel olmuş kelebeklerde gerçekten. Evet, ben internette görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Yani kursiyerlerimizde bazı beğendiği modelleri getiriyorlar. Yapabildiğimizi yapıyoruz biz de. Değil mi? Şimdi dört tane böyle oval şekilde kalıplarımız. Yani bunu da biz göz kararı kestik ama bütün herkes yapabilir. Oval olacak yani. Ve de değişik renklerde olursa daha güzel gösteriyor. Evet, alttaki pembe mesela, üstte beyaz yapmışsınız. Öbürünü de alt beyaz, üst pembe. Evet, orada yapılmış olarak da gösterebiliriz. Evet, şurada hemen şu kelebeklerimizi gösterelim. Şurada tek olan da var, şunu da gösterebiliriz. Olsun burada. Evet, lila tonlarıyla da var. Belli nasıl olsa, çok güzeller. Evet. Çiçek tohumlarımız. Bunları genelde her yerde kullanırız. İki tanesini alacağım. Çok hoş. Olanları alalım. İki tane aldım kelebeğimizi. Hazır kullanıyoruz onları değil mi hocam? Evet, hazır kullanıyoruz. Hani aslında biz üniversitede bunları kendimiz de yaptık. Soba telleriyle, hamurlarla falan ama biraz daha artık olsun işte diye, hani bunları artık kendimiz uğraşıyoruz. Bir de bunlarla uğraşırsak biraz zaman alıyor. O yüzden bir de maliyeti çok fazla olmayan bir şey olduğu için hepsini bir alıyoruz böyle bu şekilde. Hepsini bir şekilde saracağız. Evet, yan yana. Şuradan koydunuz. Şöyle geçeceğiz. Sonra sarıyoruz. Çok basitmiş aslında değil mi? Yani hani ama internette gördüğümüz zaman sanki zor bir şeymiş gibi peçetelikler yapıyoruz. Mesela bunların üstünü süslüyoruz uğur böcekleriyle. Uğur böcekleri de çok güzel duruyor aslında. Bugün için kelebek. Biraz kelebeği ben de seviyorum. Evet, çok güzel olmuş gerçekten. Ne kadar hoş olmuş, bakar mısınız? Gayet de kolay. Evet, gayet Bu başka kolay. Nerelerde kullanılabilir hocam bu yaptığımız çiçekli kelebekler? Mesela bu Amerikan servislerinde, peçeteliklerde,
Yani her şeyde kullanılabilir. Yani kutular arkasına yapıyoruz. Mıknatısla. Magnet olarak. Evet. Ay değil mi? Mıknatısla, evet. Magnet olarak çok güzel olur. Mesela gittiğiniz yere minicik bir tane çam sakızı. Evet. Çoban armağanı. Ama size 5 kirası hocam. Maalesef ama hani o duyguları birazcık yitirdik aslında bugünlerde. Değil mi? Biraz bencillik duygusu çok fazla var insanlarda. Ama ne güzel yaşatabiliyorsak. Ne mutlu en azından bize. Bizler önder olalım böyle ben işleri. Ben Allah'ın izniyle yaşatıyorum. Şu anda mesela burada bir çocuk olsaydı çantamda ona verecek bir şekerim, bir balonum. Ne güzel, ne güzel. Küçücük bir şeyim mutlaka var. Çünkü çok güzel. Bugün Allah için ne yaptın? Evet. Çocuğa sadece balon verdim diyebilmeliyim yani. O zaman yani. Biz de sizinle bugün tanıştığımıza memnun olduk. Ben de sizlerle tanıştığıma çok memnunum. Evet, bu alttakileri hocam. İplerini. Onları da evet iplerle, merserize ipliklerle yapıyordum Katya Hanım. İsterseniz birlikte tutup bir miktar gösterelim. Ben onları da hazırladım. Burada ahşap boncuklarımız falan var. Yok, onu nasıl olsa herkes bilir hocam. Ya eskiden hani anneannelerimizin, babaannelerimizin büküm yaptıkları gibi. İki kişi karşılıklı alıyor gene ben. Hani biri sağ, bilmeyenler, biri sola evet, büküyor. Evet, ondan sonra dörde katlanıyor zamanımız kendisi zaten. Zamanımız çok fazla evet. Değil ya hocam. Aha, o tamam, yüzden tamam. Onu yapmayalım dedim. Şu tahta boncuklar var burada evet. Ama bunların yerine mesela evde kalmış düğmeler falan da olabilir. Tabii düğme de olur. Rengarenk, saç farklı tokaları düğmeler. Mesela atıyoruz, kız çocuklarının tokaları bozuluyor mesela. Değil onları mi? Atmayalım. Onların uçlarında da mesela bu tarz boncuklar oluyor. Harika. Dediğiniz gibi düğmeler olabilir. Her türlü şey olur yani. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Siz ben uygulamaya devam ederim. Edin. Yine inşallah onu da biterse bitmişini tamam. Gösterelim. Evet Tülay'cığım merhaba. Merhaba. Ne yapıyoruz bugün? Çok güzel bir tepsimiz var bugün, burada. Harika evet. Bir gül yapımı göstereceksin. Evet. Telli kurdele mi kullanıyoruz? Hayır, normal saten şerit. Normal saten şerit evet, kullanıyoruz. Evet, 3 santimlik. Ama duruşu eninde. Sanki telli kurdele gibi. Değil. Evet, çok duruşu güzel. Görüntüsü o ama. Değil. Çok hoş olmuş gerçekten. Ellerine sağlık. Sağ olun. Evet. Hemen başlayalım. Ne kadar malzeme lazım bize? 3 tane ayrı tonda 3 santimlik saten şerit tercih ettim ben. 3 santimlik saten şerit. Saten şerit. Hı hı. Evet. Koyu yavru ağzı, bir ton açı. Sonra da ben krem düşündüm. O şekilde bunları 7 santim boyunda kremden 7 adet, açık yavru ağzından 5 adet. Koyu yavru ağzından da 4 adet kestim ve hazırladım tek ben. Tek bir gül için bu kadar evet. Lazım. Hı-hı. Tekrarlar mısın? Kremden ne kadar? Kremden 7 adet. Açık yavru ağzından 5 adet. Koyu yavru ağzından 4 adet. Ve uçlarını kestikten sonra yakıyoruz. Evet, yakıyoruz. Bu zaten olmazsa için. Olmaz şartlarından evet. Bir tanesi değil mi? Evet. Kestikten sonra karşı köşeyi kare olacak şekilde... Tamam, üçgen şekilde katlıyorum. Tekrar evet. Ucundan bir daha katlıyorum. Evet. Köşeye getiriyorum. Ve burayı böyle bir teyliyorum. Tekrar karşısından bir daha katlıyorum. Ben ucundan... zannettim karşıya kadar büzgü yapacaksın. Hayır, bir daha katlıyorum. Ve ince bir şekilde teyliyorum burayı. Bu şekilde yapraklarımızı hazırlıyoruz. Evet. Katladıktan sonra şu arada bir boşluk oluşuyor. Boşluğu hafif şöyle yapıp karşındaki kameraya doğru gösterir misin? Hafif büzdüğümüz evet. Zaman şurada bir pile oluşuyor. Tamam. Bu da gülün yayılması için daha kolay oluyor. Ve bunu pekiştiriyorum. Yaprak sayısı bayağı var ama hazırlaması kolaymış evet, aslında değil evet. Mi? Evet. Evet. Şöyle bir tersinde bir pile oluşuyor. Evet. Ona dikkat edeceğiz galiba. Hı hı, evet. Güzel durabilmesi evet. için. Hepsini bu şekilde hazırladık. Evet. Hı hı. Peki ondan sonraki işlemimiz ondan olacak? Ondan sonra en koyudan başlıyoruz. Hı hı. Göbeğini yapmamız gerekiyor. Ha evet. Ortasını değil mi? Evet. Sıkı bir şekilde dürdükten sonra şu şekilde bunu buraya duruyoruz. Daha sonra bu teyillediklerimizi şu ortada bu teyili bırakıyorum. Ortada bıraktıktan sonra bunun ortasına gelecek şekilde. Ha, evet. Birbirinin sırtına gelecek şekilde birleştiriyorum. Hepsi o şekilde mi olacak? Evet, hepsi bu şekilde sonra. Sıralanacak. Hmm.
Terleyeceksin. Evet, terleyeceğim. Tamam, sen onun hepsini o şekilde terleye dur o zaman. Tamam. Terleme işlemi bittikten sonra beraber büzelim. Tamam. Onu, oldu mu? Tamam. Tamam, hadi kolay tamam, gelsin. Sağ ol. Hocam sana geleceğim. Ama örgüyü severler, örgülerini başlasınlar. Onlar örerlerken ondan sonra sana geleceğim. Tamam, tamam mı? Ben evet, de başlamadım. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel olmuş bu. Evet. Dediğin gibi şu ortası, şu teknik hemen hemen herkesin yaptığı bir teknik. Bildiği evet. bir teknik aslında. Nasıl yapılıyordu bu? Bir artırıyoruz, ikisini bir alıyoruz. Bir artırıyoruz, ikisini evet, bir alıyoruz. Bir artırıp bir kesiyoruz, öyle düz diyorum. Örgü olarak örülüyor. Evet, örülüyor, düz olarak örülüyor. Ama bir sıra bir git gel kalın ip, evet. bir git gel ince. İnce, evet. Sürekli değiştiriyoruz. İp yani değiştiriyor. Bir sıra, bazen iki sıra diyen de oluyor ona. Hı-hı. Bir sıra kalın, bir sıra ince. Yani ipimizi bağladığımız yere geldiğimiz zaman tekrar diğer ipe geçiyoruz. İşte o yüzden dedim bir git gel diye. Evet, gidip geliyoruz kalın, gidip hani geliyoruz ince. Hani yanlış anlaşılmasın diye o yüzden söyledim. Çok güzel bir örgü. Benim evet. bunun şalları çok hoşuma gidiyor. Hı-hı. Ama bu şekilde daha kullanışlı Hı-hı. olmuş. Hani genelde dikdörtgen evet. yapılıyor. Bu şekilde omuzumuzdan kayıyor ya şallar. Daha böyle daha kullanması daha rahat. Çok güzel olmuş. Bunu nasıl yapıyoruz peki? Şimdi bunu yakadan başlıyoruz. İlmek sayısında hiçbir değişiklik yok. Yani aşağıda artırma, eksiltme hiçbir şey yok. Aynı sayıda devam edeceğiz. Sadece şiş değiştireceğiz. Şiş değiştireceğiz galiba. Ve araya tekrar kalın ip kullanacağız. Başlarken Hı-hı. 4 numara. Aşağı tarafta 8 numara kullanıyoruz. Ben şimdi 15 ilmek başlayayım. İpimiz ne? Çalı. Biri kalın makarna iplerden, diğeri de tiftik iplerden. Tiftik simli iplerden. Olabilir, düz olabilir, pullu olabilir. Tamamen tercihe Hı-hı. kalmış. Ben şu anda yanımda. Benim kucağımda örmüş olduğumun içine ben pullu kullandım. Diğerini yine kalından kullandım. İlmek sayısı da genelde... Mihribancığım devam edeceğiz ama reklam aramız tamam. gelmiş maalesef. 15 ilmek atayım ben. 3 sıra düz örelim devam edelim. 15 ilmek atıyoruz. 3 sıra evet. düz örüp devam ediyoruz. Evet. Evet reklamlardan sonra tekrar devam. Evet sevgili izleyenler tekrar stüdyodayız. Mihriban'la devam ediyoruz hemen. Mihriban'cığım tekrar edelim istersen en başından. Evet. Kaç numaralı şiş kullanacağız? 4 numaralı şiş. 4 ve 8 numaralı şiş lazım. Yukarıyı 4 ile örüyoruz. Aşağıya 8 ile geçiyoruz. Birer yumak. Birer yumak yeterli Hı-hı. mi? Evet. Oo, bir yumak süper. Kalın, bir yumak ince. Yani hem de bu... çok ucuza mal ediyoruz. Evet. Tiftik olur. Dediğim gibi pullu olabilir, simli olabilir. Tamamen kendi arzularına bağlı. Hı hı. Şimdi yukarı bunun ilmek sayısı 129. Yani tek sayı olması gerekiyor. Daha büyük istenirse eğer 135 veya 137. Evet. Bu 135 benim bu kucağımda ördüğümde 129. Bunun ince ipi bundan birazcık kalın olduğu için hı hı. birazcık sayısını düşürdüm ama hani tek sayı olduğu zaman 125 sorun olabilir. Hı hı. Mesela 125 de normal oluyor. Daha önceki ördüğümü 125 yapmıştım. Ve bu, artırma eksiltme hı. olmuyor dedim. Yok, bu evet. sayı devam ediyor. Bu 135 ediyor. Bundaki. Hı hı. Şimdi 3 sıra demiştim yani 4 sıra normal başlıyoruz. Yani biz 15 sadece dedik düz. Ya magnet biz, şeklinde evet, yapacak şu anda Mihriban da o yüzden küçük sayı sayılarını aynı öreceğiz tamam. sıra sayılarını. Aha. Şimdi düze geçiyoruz. Burada yine bebek yeleklerinde ceketlerin eteklerine genelde yapılır. Baştaki evet, ilmeği alıyoruz. Şu anda çok güzel ekranda evet. Bir tane artırıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir artırıyoruz. İkisini birlikte. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Zaten şalımızın örneği de bu şekilde. Hı hı. Artırıp ikisini beraber artırıyoruz. İkisini beraber alıyoruz. Şöyle zaten bakın kenarda da iki kalır. Hı hı. Bu ikisini de birlikte alıyoruz. Yani ayrıyeten düz örmenize gerek yok. Örnek değişir. Evet. Bunu bir sıra yapıyoruz. Dönüyoruz ve arkayı ters örüyoruz. Bu sadece bu yakası için geçerli bu anlattığım. Arkayı... Yakası için geçerli. Hı hı. Evet. Yani ilerleyen modelin içerisinde ters örgü yok. Hı hı. Burayı ters örüyoruz ve aynı şekilde aşağıda olduğu gibi 3 sıra yine düz öreceğiz ve bunu katlayacağız. Bunu daha sonra yani örgü bittikten dolamıyoruz burayı düz örüyoruz. örgü bittikten sonra bunu dikebilirlerdi ama hani örerken birleştirerek giderseler o da oluyor. Birazcık hani oyalıyor ama hem örmüş hem dikmiş oluyoruz. Bir ördüm,
2 oldu. Bir arkayı da örüyorum ve düze geçtiğim zaman birleştirmesini yapacağım. Katlayarak öreceğiz orayı. Evet, ben de dikkatle izliyorum çünkü çok güzel olmuş yakası. Bunu buradan bitirdik bakın. Şimdi şöyle yapacağımız işlem, buradan düz örerken aşağıdan da bunu şu şekilde ikisini birlikte öreceğiz. Yani bu şekilde örerken aynı zamanda buraya birleşmiş olacak. İkisini yapacağım birlikte işlem nasıl öreceğiz? Bir göster bakalım. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi buradan bakın bunun içine batıyorum ya. Aşağıdan da bakın hizasındaki ilmeği, yani aşağıda zaten sayılarımız aynı. İlk ilmeği birlikte örüyoruz bunu. Bakın şöyle. İlmek şeklinde evet. Alıyoruz. Biraz zorlayacak şimdi, belki bizi ama. Evet, ilk sıra... İlk ilmek çok biraz gevşek olduğu için şimdi buradan bakın. Şöyle şimdi ikinci ilmeğe batıyorum. Bunu buradan şöyle örüyoruz. Yani düz örüyoruz yine. Bir nevi dikiyorsunuz yani, evet. Değil mi? Yani şimdi uğraşmak istemeyenler bittikten sonra direkt dikebilirler. İncecik dikebilirler. Ama diktikleri zaman sökülme ihtimali büyük. Böyle bence uğraşsınlar. Ama yani bu şekilde yapsınlar daha iyi. Böyle bakın. Şöyle şimdi bu birleşiyor. Bakın. Birkaç evet, tane daha çok yapayım. Güzel. Zaten hizasındaki ilmek aşağıda sırayla gittiğimiz için o belli oluyor batacağımız yer. Hı hı. Şöyle çıkartıp şu şekilde de alabilirler. Şimdi ben orayı göremedim. Şurada. Burada. Bakın şöyle ikisinin içinden geçiriyorsunuz. Aynı zamanda dikilmiş oluyor. Evet, burası biraz şimdi zorluyor. Kameralar evet. Takip ediyor. Biraz ara verince biraz şey mi olduk? Heyecanlandık mı Mihriban'cığım? Aslında heyecanlandık. Gayet güzel anlatıyorsun. Öyle mi? Ama 1,5 yıl olmuş. Ben inanın bir 5-6 sene falan oldu zannediyorum yani ayrılalı. Şimdi ben hiç... Beraber neredeyse. Evet, evet, evet öyle oldu. Ben de burada kendime diş kiraları buldum. Buldunuz mu? Bakayım, bakalım diş kiralarınıza. Kollarımda, wow. Parmaklarımda. Şöyle diş kiralarımı aldım ve taktım. Tam bana uygunlarmış. Güle güle kullanın. Hocam 32 dişi de doldurduk. 32 dişine doldurdunuz mu? Ben sırayla arkadaşların yanına uğrayacağım. Mihriban'ın yanına da geleceğim. Şal çok güzel. Değil mi? Harikasınız hocam. Vallahi maşallah her zaman pozitif görüyoruz sizi. Yine hep öyle görmek istiyoruz. Pozitif enerji vermek önemli. Zaten hayatımızda çok negatif enerji veren olaylar var. Evet. Yeteri kadar var zaten. Evet. Bari birbirimize pozitif enerji verelim. Aynen öyle. Değil mi? Harikasınız. Evet Mihriban'cığım, çok az kaldı herhalde. Evet. Son mu? Son 3. Son 3 tane. O biraz zorluyor tabii ki. İsterseniz modele geçebilirim. Daha sonra birleştireyim. Geçelim. Modele geçebiliriz. Burayı böyle öreyim ben. Orayı sonra dikeyim. Hı-hı, tamam. Bakın, burayı böyle birleştirdik. Şöyle bakın katlandı. Evet. Şurayı ben güzel. Birleştirmedim. Onu sonradan dikeceğim. Yani bu tekniği bebek ceketlerinde, yeleklerinde falan da kullanabiliriz değil mi? Mesela büyüklere de yapılabilir. Şimdi ben çok az ördüm. 3 sıra mesela bunu 10 sıra yaptığınızda, hı-hı, tekrar katladığınızda çok güzel oluyor. Çok normal. Güzel olur. Evet. Şimdi başlıyoruz modelimize. Hı-hı. Baştakini aldık. Yine önce aynı şekilde. Önce ince şişlerle yani 4 evet. numaralı şişlerle. 4 numaralı şişlerle 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Yani 10 sıra oluyor gidip geldiğimiz için. Şimdi bundan yine doluyoruz. İkisini bir alıyoruz. Aynı şekilde artırıyorum. İki ilmeği birlikte artırıyorum. İkisini birlikte. Şimdi biraz sık olduğu için burası. İki, hı-hı, kat olduğu için biraz zor batıyor. İlk sırası, hı-hı, o şekilde zor alınıyor tabii. Şimdi yine doladık. Bunun arka İkisi sırası bir. Nasıl gidiyor? Arka da aynı gidecek. Ha, yani sürekli ters, ters düz evet. Yok evet. Sürekli düz örüyoruz aynı şekilde. Bir artırıyoruz. İkisini birlikte. Buradan yine aynı şekilde geri dönüyorum. Baştaki ilmeğimi alıyorum. Artırıyorum. Hep baştaki ilmekleri evet. Alacak mıyız biz? Zaten yani... bakın aldığımız zaman artırdığınız öne geliyor. Ha, evet. Eğer artırdığınız mesela önde ilmek varsa bu şekilde, hı-hı, yanlış, farklı bir model çıkıyor. O yanlıştır. Bu şekilde olmuyor. Anladım. Yani o da güzel bir model oluyor ama bu kalınlığı inceye gitmiyor o. Evet. Artırıyoruz yine ikisini bir.
Yani örgümüzü hiç değiştirmiyoruz. Devamlı ipimiz şişin arkasında düz örgü şekliyle. Arttırdığımız hep önde olacak. Arttırdığımız ilmek hep önde olacak. Şimdi ilmek kaçırdığınızı falan oradan bilebilirsiniz hani şimdi. Hiç de o kadar kolay değil. Evet, ben yaptım bundan böyle verevine verevine gittim. Yani işte kenara düz çok kolay bir model değil. Evet, evet. Bandan evet, güzel evet. düşüyor da. Kaydırdım şimdi, ben de böyle bir buna kaydırdım. Benzer bir model yaptım kaydırmıştım. Şimdi kenarlara düz koyduğunuz zaman kayabiliyor evet. Bu kenarda son kalan ikiyi de alıyoruz. Yine aynı şekilde doluyorum. Dergimizde yer verelim inşallah Mihriban'cığım buna. İnşallah iki sene bir hep aynı şekilde. Bakın şu sona geldiğimizde hani bu iki duruyor ya. Hı hı. Hani bir tane falan örmüyoruz. Yine doluyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. Hani oradan eksilme falan olmuyor. Anladım. Artma da olmuyor. Anladım. Şimdi bu şekilde 10 sıra ördükten sonra 8 numaralı şişe geçeceğiz. 10 sıra yapmadan yani geçebilirsin. Yani 5 sıra olur geçeyim. Hı hı. Şimdi buradan diyelim. Yani biz 10 sıra öreceğiz dedim, hani ama. Şöyle ikili duruyor ya. 5 sıra gidip tek geldiğimiz tek için evet 10 oluyor. Çift saydığımız zaman 5 sıra oluyor. Direkt aynı şekilde alıyorum, artırıyorum. İkisini bir. Artırıyorum. İkisini bir. Hiçbir değişme yok şeyimde, örgüde. Örgü hep aynı. Yok. Sadece ip ve şiş değişti. İlmek sayısında da hiçbir değişiklik yok. İp aynı şu anda da şiş evet. değişti. Şöyle bakın. Şimdi bir sıra gittim. Şimdi diğer kalın ipime geçiyorum. Evet, bu makarna iplerinden kullanıyoruz. Ayrıca iplerimiz Adana'dan geldi bizim. Ekibimizde isteyenler face adresine ulaşabilirler sevgili izleyenler. Oradan istedik, bu kalın iplerden falan, şal iplerinden istedik. Süleyman Bey gönderecek bize tekrar. Farklı farklı birçok çeşit iplerimiz var. O iplerle neler yapıldığını da inşallah ilerleyen zamanlarda gösterelim. Penye iplerimiz falan var ama önümüz kış olduğu için evet. genelde kışlıkları göstereceğiz galiba. Mevsimine göre elimizden geldiği kadar hangi ipler nerede kullanılıyor onlardan göstereceğiz inşallah. Evet. Şimdi kalına geçerken ilk ilmeği örerek alıyoruz. Çünkü ipimizi değiştiriyoruz ya. Baştakini hani hep örmeden takıyorduk ya, bu örerek takıyoruz ip değiştirdiğimiz sıralarda. Artırıyoruz yine ikisini birlikte. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi gideceğiz. Geri bu tarafa geldikten sonra ipimizi kalını bırakıp inceyle devam edeceğiz. Şöyle. Yani bir gidip bir geliyoruz. Hani ipimizi nerede bıraktıysak oraya kadar gelip ondan sonra diğer ipe geçiyoruz ve aynen devam ediyoruz değil mi Mehriban? Evet, hiçbir değişiklik yok. Gayet kolay bir şal modeli. Hepsi dikdörtgen de örseniz bu şekilde de örülse çok harika. Evet. Kaç sıra örülecek bu şekilde? Şimdi kalından 10 tane olduğu zaman yeterli oluyor. Kalından 10 tane olduğu zaten zaman yeterli. Zaten ipimiz de ona yetiyor. Devamında da yine inceyle. Örümcek değil bu. Örümcek değil. Aynı modeli aynı devam ediyoruz. Aynı modeli devam ediyoruz. 10 sırada aşağıya örüyoruz. Çok güzel. İşte onun kesmesi var. İsterseniz ben inceyle bir sıra öreyim. Kesmesini de tığıyla yapıyoruz. Şişle öyle mi? Değil. Hadi hemen onu da gösterelim o şimdi zaman. İnceyle bir sıra gideyim ben. Orada Gülseren hocam var mı ihtiyaç? Bitti. De, birleştirmeyi beraber gösterelim dediniz. Ben sadece iğneledim. Çok iyi yapmışsınız. Vaktimiz çünkü çok kalmayacak herhalde. Bakın Mihriban, şöyle. Tamam mı? Geldim. Bir saniye hocam, geliyorum ben. Şey yapmadım. Hani fazla örmüyorum. Tamam. Bakın baştaki ilmeği alıyorum. Burada tek yapacağımız şey iki tane sündürme yapıyoruz. Aynı örnekteki öyle gibi. Mi? Evet, o bu şekilde. O örümceği yaparken bir yandan da kesmiş oluyoruz. Şöyle evet. bakın. İki ilmeğe birlikte sık iğne batıyoruz. Battıktan sonra tekrar bir, iki tane yine aynı şekilde sündürme, iki ilmeği beraber. Kesmesi böyle. Aa, çok güzel. Daha sonra da bu örümcekten ister ben bunda bir sıra ördüm, diğer sırada fıstıklarını fıstık koydum. Ha, birkaç harika. Sırada örebilirsiniz uzun bir isterseniz. Bir tane daha yap Mihriban'cığım, çok farklı çünkü. Bakın bir tane, bir, iki. İki tane, iki tane yapıyoruz üzerine devam edeceğimiz için. İkisini birlikte alarak sık iğne batıyoruz. Çok güzel. Ellerine, kollarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bizim bugün geç başladığımız için herhalde saç örmeye fırsatımız olmayacak hocam ama şu saç bakımını anlatalım. Şey 5 dakika hemen Gülseren hocamla şeyi göstereyim. Tamam mı? Evet hocam. Şimdi ayakları ve şeyleri buraya
yerleştirdim. Nereye yerleştirdik? Kolları. Şimdi dikerken mecburen iç kısma yerleştirmemiz gerekiyor. Aha, buralardan tamam. Dikeceğimiz şu için. Şu kare şeyin altına yerleştirdik. Evet, evet. Hı-hı. İsterseniz çevireyim, vaktimiz yoksa sonra dikmesini göstereyim. Ha, öyle yapalım hocam. Hı-hı. İğneli şimdi halini göstereyim. İğneli bu şu anda. Ay kol, çok güzel olacak. Kolları ve şöyle çevirelim. Bacaklarını iç kısımdan yerleştiriyoruz dikerken tabii mecburen. Aha, tabii ki. Şu şekilde. Çok güzel oldu. Aha. Bu yakamız. Zaten şöyle kaldıralım kamerayı doğru. Şu kare çok basit zaten. Hı-hı. Şu arkadan yapıyoruz burayı da. İsterseniz gösterelim iğneli kısmını. Orayı gösterelim. Evet. Üç tane yakayı, kafayı, arkayı ve kafanın arkasındaki üçüncü parçayı. Üç parçayı, üçünü hı-hı beraber dikiyoruz. Evet, beraber dikiyoruz. Yani bu arkada kalacak böyle. Sonra bir ile temizleyeceğiz. Hı-hı, değil mi hocam? Bir ile temizliyoruz temiz görünsün diye. Hı-hı. Şu şekilde. Harika olmuş. Bu şimdi gözleri ve pompomları dolunca kulakları, burnu. Bunları pomponlarla evet yapıyoruz. Tabii ki herkesin isteğine bağlı. Tabii. İsterseniz pomponla süsleyin, isterseniz hazır şeylerle süsleyin değil mi? Tabii tabii. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle yapabilirler. Çok güzel oldu hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ellerinize kollarınıza sağlık. Söylemeden olmaz. Söyleyin. Heyecanlandılar. yaramaz öğrenciler şikayet eder ya öğretmenim diye. Heyecanda şimdi kaldılar. Söylemezsem de olmaz. Söyleyeceğim dedim çünkü. Değil mi hocam? Hocam şimdi daha yeni başladık programa bu hocalarımızla beraber. O kadarcık ara sıra böyle bir heyecan ama olacak. Ama çok güzel oldu. Diş kirası olarak alacağım. Siz tabii bugün ya göstermiyorsunuz. Oh ne güzel. Bacak bacak üstüne de atmış. Mikrofonu da eline almış. Ama ben şu anda diş kiralarımı gösteriyorum. Topladı. Yani parmağımdaki yüzük hocamın ellerine sağlık. Kolumdaki bilekliğim yakından görsünler de arkadaşları, öğrencileri de hoşlarına gitsin. Çok güzel olmuş hocam. Vallahi süpersiniz. Ya biz bekliyoruz sizi de her İnşallah hafta. İnşallah. Her hafta bekliyoruz bakın değil mi? Neşe kattı hepimize. İnşallah. Her hafta evet bekliyoruz sizi de ona göre. Heyecan güzeldir çünkü insancıl bir duygudur. Değil mi hocam? Hissetlemezsek o zaman bir hata vardır bizde yani. Değil mi? Her evet zaman heyecan duyalım. Güzel duygulardır yani. Aynen. Hocam bunu tek katken yapıyoruz. Evet. Sonra üzerine yapıştıracak mıyız? Üzerine yapıştıracağız. Ben hani alt tarafta dikişler çok çirkin aha gözüküyor diye onu kapatmak adına yapıştırmadan önce monte ediyorum. Sonra da kelebeklerimiz böyle konacak. Ben ve altına büktüğümüz şöyle iplerle evet tahta boncuklarımızı süsleyeceğiz. Yani. Bunlar da mı yapıştırma olacak evet hocam? Evet onlar da dikebiliriz. Hani yapıştırma bunu zamanla. Yapıştırmadan önce evet, dikebiliriz. Evet dikebiliriz. Onu dikebiliriz. Çiçekleri çünkü diktim ben. Hı hı. Kelebekleri de dikeceğiz. Bu şekilde olacak. Aynısını da yapabilirler. Aynı farklı şekilde de hayal güçlerine kalmış. Tabii tabii. Tamamen kelebeklerle, tamamen çiçeklerle de doldurabilirler. Kendilerine kalmış çok yani. Çok teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok severim. Canı sağ olsun. Evet diş kirası deyip duruyorlar. Ne yapıyor? Ne yapacağız Sülay? Veririz. Akıyamam canım. Canları sağ olsun. Ben bilir yakın olduğum için. Canını sağ olsun. Öncelikle herhalde bana vermesi gerekiyor. Eyvah eyvah. Söyledim olmaz. Olmaz. Bir tane diş kirası olur ama olmaz. Ama ben hepinizden alacağım yani. Geçen başta. Bugün o misafir ya. Ellemeyin sırası size de gelecek. O da iş getirecek yapacak nasıl olsa. Ondan isteyeceğiz. Tabii ki. Her şey sırayla paralel değil. Evet aynen. Evet bu şekilde. Evet. Hepsini, bütün yapraklarımızı terledik. Şöyle yakından alalım. Sırt sırta gelecek şekilde. Hafif üstüne binecek evet değil mi hocam? Evet, tam ortasından. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bundan şimdi, sonraki işlem. Bundan sonraki işlem. Ay ben de ikide bir de şey deviriyorum makarayı. Şöyle göstereyim. Göbeğini yapmıştık zaten. Evet. Birbirinin boşluğuna gelecek şekilde. Ha sarıyoruz. Sarıyoruz. Ben sanki bir anda hani büzgü tekniğiyle yapılan şeyler var ya aklım onlara gitti. Evet. Düzülecek hı-hı gibi düşündüm. Hayır. Birbirinin aa, boşluğuna evet gelecek şekilde. Ton farkı da evet olduğu için hı-hı çok güzel görünüyor. Evet harika. Bu şekilde sarıp arkasından süper tutturulabilir. Tutturuluyor. Evet bu pano, tepsi, evet yatak örtüleri. Hurçlarda. Runner'larda evet değil mi? Her hı-hı şeyde kullanılabilir. Her şekilde çok güzel. Ellerine sağlık Tülay'cığım. Teşekkür çok ederim güzel bir gül yapımıydı. Teşekkür ediyorum. Sağ ol var. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Hocam bugün biz saç aslında bir örgü gösterecektik evet ama bugün evet biraz geç başladık. Cenazelerimiz vardı çünkü. Hepiniz tekrar Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet. Baş sağlığı diliyoruz. Sağlıklı saçlarımızın olabilmesi için ne yapmamız lazım? Öncelikle yeterli bir beslenme gerekiyor.
Yani bu konuda bir de bir kere kesin iyi besleyeceğiz. Evet. Fast olmayacak. Evet. Zayıflama ürünleri kullanıldığında da tepki yapıyor. Saçlarımızı dökme şeyi daha çok. Şampuanlarımıza dikkat edelim. Şampuan kullan. Evet. Şampuanlarımıza çok dikkat edeceğiz. Çoğunlukla bitkisel katkılı şeylerle. Evet, daha iyi olur. Evet. Saçımıza mümkün olduğunca az işlem yaptıralım. Hani fön veya diyelim ki hani jöle. Evet, onlar boya yıpratır döküyor. Mı saç boyası? Yıpratır. Belli bir zaman sonra yıpratır. Kimyasal madde içerdiği evet. için değil mi? Ama yani dediğim gibi peki, dikkat kına, etmek lazım. Peki yakıyorlar. Ne kınası? Hint kınası oluyor bazen ne? Şimdi Hint kınadan dönüşümü çok zor. Hani boya istediği zaman veya bir röfle istenildiği zaman gerçekten zor dönüşüm olduğu için saçlar gitmez. Saçlar tamamen uzayana kadar bekleyecekler evet, o zaman evet. onu. Saç kremini çoğunlukla bayanlarımız bilmediği için hani dipten yaparak kullanıyorlar ama dipten kullanmasınlar. Özellikle söylüyorum hani uç yapılarına daha faydalı oluyor. Çünkü saç o saçları kremi. Döküyor. Evet. O da döker. Hani saçlarımızı saç kreminin saç döktüğünü bilmiyorduk mesela. İşte dipten uyguladıkları dipten için. Evet, uçlarını peki. uygulayacağız özellikle veya hani başımızı öne eğerek o şekilde Aha. uygularsak daha iyi olur. Saçlarımızın düzenli kesimine ona çok dikkat edelim. Hani düzgün yani iyi bir hangi aralıklarla kestireceğiz saçlarımızı? Ya 3 ayda bir. Hani saç uzamasına bakıyor. Bazınınki 1 ayda uzuyor. Bazınınki 4 ayda uzuyor. Ama çoğunlukla uzar yani. 1 ayda bir uzaması var. Artık bitmesi mi gerekiyor? Tamam. Programımız bitiriyoruz. Sona erdiriyoruz herhalde. Canlı bağlantımız varmış. Tamamen bitireceğiz. Programdan sonra canlı bağlantımız varmış. Hocam çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki haftalarda yer verelim inşallah. Evet sevgili izleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik maalesef. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, bütün hocalarımıza ve bizleri izleyen siz sevgili izleyenlerimize çok teşekkürler. Canlı bağlantımız var. Onunla programa devam.